Evet, merhaba arkadaşlar. Ben hepinize merhabalar. Sabah uyandım. İşte dün geldik Kendi'ye. Sabah Paraganj diye bir bölgede kalıyorum burada bu hastanede. Sabah kalktım, saat 9.30'da biraz erken yattım. Çünkü biraz rahatsız oldum açıkçası. Otobüs olduğu ders kolay geçmedi. O yüzden biraz erken yattım. Erken de kalktım. Böyle şimdi geldim, bir ara sokakta oturdum. Kendi başıma. Bir tane amcayla beraber oturuyorduk orada. Çay falan aldım. Çay falan aldım. Çay falan aldım. Bir tane de Oreo aldım. Oraya gideceğim. Böyle bir yerdeyiz. Enteresan bir yer. Keyifli bir yer. Sokağına, insanlarıyla beraber oturmaya kalkmaya devam ediyoruz. Böyle daha güzel oluyor. Keyifli oluyor. Biraz kendimi huzurlu ve dinç hissettiğimde de sokaklara çık, biraz bakalım ne var ne yok. Belki nasıl bir yer göreceğiz. Abim de oradan bana gülüyor. Gülücük atıyor. Hemen burada da, yan tarafımızda, hemen şu bölgede ibadet yerleri arkadaşlar. Öyle ben amcamla beraber çayımı, Oreo'mu yemeye devam edeyim. Bir de bana enteresan gelen şey, işte buradan çay aldım ben. Tam şu gördüğünüz yerden. En az 10 kişi değişti orada yani. Sürekli geliyorlar, çay alıyorlar, gidiyorlar. Para veren falan yok. Anlamadım. Yeni bir abimiz var orada. O da su aldı işte. Böyle kabloların karışıklığını da görüyorsunuz burada. Böyle bayağı bir şeyin içerisindeyiz. Böyle nasıl derler? Lokalin tam içerisindeyiz. Delhi'de. Yani gece de çıktım. Ama çok problem olmadı. Bir sigara içmek için çıktığımda sıkıntı yaşamadım. Gece 1-2 idi. Bir sigara içtim, yattım. Herhangi bir problem yoktu yani. Güvenli bir yer gibi duruyor. Evet, Delhi sokaklarında gezmeye başladık. Birkaç gündür yağmur var, çıkamıyoruz dışarıya. Kaldığımız bölge Paraganj denilen bir bölge. İşte videolar buradan gelmeye başlayacak. Böyle Delhi'nin önemli yerlerine gitmeye çalışacağım. İnşallah güzel bir video serisi de Delhi'den çıkartırız. Böyle burası tamamen bir pazar bölgesi. Hem yemeklerin hem de kıyafetlerin ucuza satıldığı bir yer burası. Hello. No Italy. Hiç Türkiye benzeteni daha göremedik. Sürekli İtalyan, Amerikalı, Kanadalı. Şimdi bir karnım aç, bir yemek yemeye gideceğim. İki gündür gittiğimiz bir yer var. Güzel, göreceli güzel yemekler yapıyor. Biraz da temiz. Buraya bir gidelim bakalım ne var ne yok. Öyle kocaman bir yerdeyiz. Şimdi bu tarafta da hem acentalar var hem yemek yiyecek yerler var. Şimdi o yemek yiyecek yerlerden bir tanesine gidiyoruz. Hemen şuradaki bölüme gideceğiz. Bu arada saçlarımı kıyamadım. Yine normal kestirdim. Yakışıp yakışmayacağı ile alakalı aklımda böyle soru işaretleri olunca ben de mecburen yapamadım yani. Bakalım. Şimdi geldik bizim buraya. Burada yemek yiyeceğiz. Hani benim adamım nerede? Şimdi geldiğimiz yerde normalde böyle yumurta tarzı şeyler yapılır ama salataları da birebir aynı. Biz melemen yaptıracağız bugün. Melemeni yemeye çalışacağız, yapabilirsek. Çocuğa yaptıracağız bakalım. Biz öğreteceğiz. O da yapacak. Domates de vardı galiba. Burası tomato. Bakalım. Kardeşim bu. Aa. Geldi, adamım geldi. Bro, melemen yapıyoruz şimdi. Beraber melemen yapacağız. Brother, we need omelet. But I don't tell you Turkish style omelet. You should put
onion, pepper, tomato, pepper, tomato, egg, egg, and egg. Egg is okay. Okay. Yeah, right. And this one, bir de şey alalım ya. Ben o ekmekten yemek istemiyorum. Ben bu rotiden yemek istiyorum. Öyle bir yerdeyiz. Melemeni yiyeceğiz galiba. Ver bakayım be. Hadi canım. Vallahi koyun peyniri ha. Uzun zaman sonra peynir yiyeceğim, aklıma gelmiyordu. Arkadaş böyle roti çiz yapıyor. Peynir, maydanoz, yok biber. 40 rupees one piece. Okay. I want two piece and egg. Okay. Bakalım becerebilecek mi, ama ben öğreteceğim arkadaşlar. Küçük bir tencerede mercimek çorbası var arkadaşlar. Dün gece küçük bir tencerenin içinden mercimek çorbası çıktı. Bugün de aynıdır muhtemelen. Böyle bir yerdeyiz. Güzel. Keyifle. Şimdi kardeşim tavaları çıkardı. Şimdi domates kesilmiş, soğan kesilmiş. İçinde maydanoz, biberi, her şeyi var. Şimdi yarıdan böleceğiz. İki tane şeye koyacağız. Üzerine de iki tane yumurtayı kırdık mı melemenimiz hazır. İçine ekstra başka bir şey kattırmayalım. Şu da koyun peyniri arkadaşlar. Biraz önce denedik ya. Koyun peyniri gayet güzeldi. Bakalım şimdi kardeşim. Tu. Bakalım, o elinde içinde yağ var. Ya biraz sanki biraz fazla oldu ama. Evet, yarısı. Spicy. Hepsini döktüler. Orada hiç domates kalmadı. Ben domatesiz mi yiyeceğim? Kardeşim bu işin uzmanı ya. Türkiye'de çalışmış. Yok canım, abartıyorum. Yalnız o yandaki kablo yanıyor. O kablonun ama tadı da onun içerisine geçiyordur yüksek ihtimalle. Şu anda yaptırdığımız şey bir melemen. İkincisini de açtı. Her yer su arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi. Ona da biraz yağ koyduk. Bro, this one is yes. İçine atacaksın dedi. No, this one. Egg inside. Egg. Kardeşim yanlış bir yere dökecekti. Oo, evet, melemen kendini gösterdi arkadaşlar. Melemen kendini gösterdi. Hindistan'ın başkenti Delhi'de melemen yaptırdık bir sokak satıcısına. Mekanda melemen yiyeceğiz, bakalım. Güzel başladık güne. Oo, gerçekten çok güzel ama. Little salt. Little paper. Black paper. Black paper, salt. O biraz. Okey dediğin şey çok fazla oldu bence. Kardeşim
O ne? Ha, içini doldurdu ama onu nasıl yiyeceğiz ben bilmiyorum. O ne? Kitchen King. MDH. MDH diye bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Turkish style'in yanında biraz Indian style. Evet, yalan. Böyle tam menemen olmadı az, hiç karıştırmayacaktı onu. Ama olsun, eline sağlık kardeşim, yani yaptı, bizi kırmadı. It's okay bro. Normalde tavadan yemeği severim ama tavadan yiyemeyeceğiz bu sefer. Maalesef. Kardeşim bu işin uzmanı. Oradan döndü. Adamsın bro. Oh 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 oh. Yanına ikişer tane de roti söyledik. Değmeyin keyfimize bugün. Evet. Melemenler geldi arkadaşlar. Bak bakalım tadına. Nasıl? Ben de izninizle tadına bakmak istiyorum. Lezzetli ama o en su attı kimyonu kesti attı saymış. Kimyon muymuş? Kimyonu su dışı. Dostlar ya. Ha. MC Kitchen diye bir şey. Tavuk şey böyle. Güzel ama. En son dakika şey yaptı saymış. Güzel. Tam melemen olmuş mu? Olmamış. Kötü mü? Değil. Güzel. Neyse. Yalnız baharatı çok fazla. Acısı güzel ama tamam. Fazla. Ben çok fazla. Ben acı biliyorum ya. Aşırı fazla. Hatta öyle diyorum. Çok fazla. Ne boş ver. Aşırı aşırı. Güzel ve keyifli başladı. Melemenle başladı. Bugün menemen yaptım. Suyu böyle. Bana var. Menemen olmadı ya, onu karıştırmayacağım. Evet. Nasıl menemen de? Vekiler geldi böyle. Güzel güzel sarıyorum. Şuna bir tane domates. Bir tane soğan. Karıştırmayacak. Karıştırmasa on numaraydı. Anlıyor, anlıyor. Bu abimizle dün tanıştık. Bize yardımcı olacağını falan da söyledi bazı konularda. Bilmiyorum hangi konuda yardımcı olacak, onu da bilmiyorum ama. Ben size yardımcı olurum dedi. Kendisi Müslüman. Şimdi... No, no, it's video. YouTube, YouTube. My friend telling with you my friend, you my friend. Thank you. Bakalım. Ben tam yiyemedim açıkçası. We are YouTuber. Açıkçası domatesi ve soğanı beğenmedim. Aynı zamanda biberi beğenmedim. Daha sonrasında melemenin içine atmış olduğu birkaç malzeme vardı. Onları beğenmedim. O yüzden hatta roti 4 tane getirmiş. Ben 2 tane söyledim. Rotiyi bile yiyemedim. Yani bakalım ama burada yiyen bir arkadaş var. En azından ben yiyemiyorsam da o yiyor. İsraf etmemiş oluyoruz. Ama yani gerçekten domates GDO'lu gibi yani hiç tadı yok, tuzu yok. Soğanın hiç tadı tuzu yok. Biberin hiç tadı tuzu yok yani. Böyle bir hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum. Yani. Şimdi mecburen gideceğim ağzımın tadı değişsin. Bir tane sigara içeyim yani. Okay, thank you. Güzel ama, kendini
Şu olayı güzelmiş. Yani peynir güzel ama peynir de tuzsuz. Peyniri tuzluyor mu acaba yaparken? Yani şeyle, maydanozla karıştırıyor ya. Evet. Orada tuzluyorsa güzel. Çok güzel. Çok güzel tamam. Ben sigara alıp geliyorum arkadaşlar. Burada da sigaralar nasıl satılıyor onu da size bir göstereyim. Hadi bakalım gidelim bir sigara alalım. Burada sigara satan bir abi vardı. How are you brother? Selfie değil, biz video. Video. Seni göstereyim mi? Kardeşim diyor ki selfie çekelim. Ben dedim ki video çekiyorum şu an, selfie çekemeyiz. Evet, şurada. Burada yolda da. Hello, how are you? Şöyle sigara yerine doğru geldim. Arkadaşlar burada. Çaça. Çaça. Böyle geliyorsunuz sokakta satıyorlar. Markette satmıyorlar sigarayı. Çaça hava arıyor. Çaça. Gold flake. Yeah, one packet. 100. And big. 180. 180 is pahalı. It's small. Small packet. Small packet. Şimdi arkadaşlar burada bakıyorsunuz. Burada tane işi de satılıyor. 2, 4, 6, 8, 10. 10 adet sigaranın fiyatı yaklaşık olarak 1,5 dolara falan denk geliyor bu. Fiyatlar böyle. Bu Hindistan'da da yine aynı şekilde kamerayı çok seven insanlar var. Sigara biraz pahalı. 10 dal sigara için 1,5 dolar veriyorsunuz. Yaklaşık 40 TL falan yapıyor. Çaçam paraları ayarladı. Okay, thank you Çaça. Evet. Tekrar yerimize dönelim. Burada da sigara alma şekli böyle arkadaşlar. Yollarda satılıyorlar. Bunlar da Hindistanlıların böyle ağzına pan olarak kullandıkları şeyler var ya onlar. Bunlar bence biraz tehlikeli. Yani içilmemesi gerekiyor ama maalesef Hindistanlılar seviyorlar böyle şeyleri. Ağızları hiç boş durmuyor. Sürekli ağızlarında bir şey var ya. Sürekli bir şey yiyorlar. Şimdi mekana doğru gidelim. Oraya da para ödeyeceğiz. Daha para ödemedik. Bu kardeşim yapıyor yemekleri. Gerçekten güzeldi ama dediğim gibi sonrasından attığı birkaç tane sos falan filan vardı. Onlar biraz iyi olmadı açıkçası. Bir de melemen karıştırılmaz. Kardeşim beni dinlemedi biraz karıştırınca. Tadı biraz değişik oldu ama GDO'lu ürünler çok fazla kullanılıyor. Aslında Hindistan'da kullanılmaması gerekiyor ama biraz enteresan da gelmedi değil bana. Burada ya aileden ya da çok sevdikleri dostlar böyle el ele tutuşabiliyorlar. Böyle devam ediyor. Limka. Buna limka diye bir şey içiyor, limonata. Limonata ama buranın asıl limonu çok değişik oluyor. Bir de böyle asitli soda gibi, limonlu soda gibi birazcık. Çok güzel, yemekten sonra çok güzel. Yemekten sonra güzel evet, gidiyor diyor. Aynen bakın, çok yedim ben. Acıdı hocam. Benim yemeği de yedi. Hayvan gibi yedi yani. Burası Baraganj bölgesinin pazarı. Bu da yakışıklı. Yakışıklı dikşacım. Kardeşim şey ya. Merhaba. Müslüm diye ayak atasa. Birinci olur mu dersin? Birinci olur. Ya bir şey göstereceğim. Şunlar Amasya elmasına ne kadar çok benziyor. Yani şuna bir bakar mısınız ya? Elmaların güzelliğine bakın yani. Benim anne baba Amasya, Merzifon. Merzifon deyince biraz biliyorlar ama eşlik. Elma, aynı Amasya bu. Elması. Aynı Amasya. Bildiğin Amasya. Şunların güzelliğine bakar mısın ya? How much çaça? 150. One piece? 30-40. 30-40. 30 ile 40 arasındaymış. 30'ların 40'larındaymış. Bu ne abi? Evet, diğer videolarından, Nepal videolarından hatırlayacağınız gibi abi Nepal'de bunlardan
satıyorlardı. Aynı Nepal'deki adama benziyor. Nepal, I feel... Şaka yapıyorsun, sen Nepal'deki abi misin? Hayır, Nepal, I bring you. Tema, bro is Tamil. Yaklaşık 5 ay önce bu adamı Nepal'de bunları satarken görmüştüm. Have you been from Nepal? Yes. My friend went to Nepal. Remember diyor zaten. Remember? You know? Stamel. Stamel. Monkey temple. Yes, yes, monkey temple. Do you remember Basanpur? Do you remember? Yes. Abi Nepal'de yaklaşık olarak 5 ay önce abiyle. Olay şu değil mi kanka? Senin yola ilk çıktığın ülke Nepal. İlk çıktığım ülke Nepal. Abi bana bunlardan satmaya çalışıyordu Nepal'de. Biz şu an Hindistan'dayız. Delhi'deyiz. Abi Hindistan'a gelmiş, beni hatırlamış. Çok enteresan ya. Yaklaşık 5 ay geçti abi. 1.4 milyar nüfus var. 1.5 milyar. Evet. 1.5 milyar nüfus var. Adama denk geliyorsun. Vallahi billahi. Hayır, how was this beer? I didn't. I go to Nepal. Yes. Goa. Any beer I will. Yes. One month later is Goa. Goa, I will or no, Baga Beach. Colombo to Baga Beach. I will sell here. Abi işte bunlardan satıyor. Beni hatırladı, ben de onu hatırladım gerçekten. Vay be dayı. Bird. I will see. Bro, bird small. Bird small. Niye dönüyorsun bu tarafa dön? Bird. Brother. Brother, how are you? I'm fine. You're, what's your name? Şehzade. Şehzade. You? Is Amasya elması. Amasya. My name is Shiva. Shiva? Yeah. You Shiva? Yanaklara bak, tombiş tombiş. Hello. What? Rekha, happen name. Hadi gidelim. Heykel. Abiye 5 ay sonra rastladım. Çok enteresan gerçekten. Bu bir işaret olabilir mi acaba? 5 ay önce Nepal'de tanıştığım, Nepal'de bana ürün satmaya çalışan abinin tekrar Delhi'de karşıma çıkması, 1.5 milyar insanın olduğu Delhi'de abi benimle karşıma çıktı. Bu arkadaşlar da Sikizm dinine mensup arkadaşlarım. Böyle kafalarındaki o görmüş olduğumuz şeyler onların bütün 24 saat taktığı şeyler, ürünler. Yalnız kardeşim çağırdı dedi. Nice to meet you. Sikizm dininin üyeleri o arkadaşlar. Kafalarındaki o şeyi çıkarmıyorlar hiçbir şekilde. Sadece evde ve duş alırken çıkardıkları ürünler onlar. Başka türlü çıkarmıyorlar. Burası pazar bölgesi arkadaşlar. Kıyafet adına, meyve sebze adına her şeyi bulabileceğiniz bir yerdeyiz. Kamerayı da çıkartınca insanlar böyle kamerayı seviyorlar. Kameraya yönelik hemen bir yakınlaşmalar mevcut. Ne? Limpa mı? Bak, biraz müsaade ama bak şimdi arkadaşlar, ticaret yapmak isteyenler bunu alıp Türkiye'de satabilir abi. Limka, Hindistan ürünü galiba. Hindistan ürünü, ben Türkiye'de baksana görüyorum. Bir Made in India mı yazıyor? Bakalım. Şükür soralım ya. Brother, this is Made in India. Made in India, Limka. Made in India. Very nice brother, I love it. Oradan el sallıyor. Tamam, bu adamın, o adamın dükkanına bir bakacağım ben. Şey, Sadık. Adam el sallıyor, bir bakalım en azından. No, video. Hello, how are you? I am fine, and you? Which country? Türkiye. Türkiye. Nice. Your name? Şehzade. Şehzade. Oray, Akbar. Şehzada. Şehzade. O çaku nikalta ise karke. Prince. Acha. Acha. Böyle bu görmüş olduğunuz ürünleri satıyorlar lena genelde. Rate pujna na public bahs na karna agar aapko lena hai to. Ha. Good quality. Ha, good quality. Ha. Is how much? Ye 300 rupaye ka. 300. 300'muş arkadaşlar. 3,5 dolar. Rajmer. Rajmer. Ha. Arkadaşın sesi çok yüksek yalnız. Böyle ürünler satıyorlar. Okay. Ucuza da buluyorsunuz. Bakın mesela içeride tişörtlerin olduğu bölüm var. Okay. Onları 250'ye falan yazmışlar. Öyle pazar bölgesi arkadaşlar burası. Kamerayla çıktığınızda fazlasıyla ilgi çekiyorsunuz burada.
kuch mang raha tere se mangne ke liye par ek dozen order de no bro hello okay 10 rupees 10 rupees okay no 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 bro okay bokhli bro you are young you are young You can work. 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 10 rupees. No, thank you. No, thank you bro. No, thank you. Abi zorla gözüme gözlük taktı. İstemiyorum desem de burada şöyle bir adet var. Şimdi bunun fiyatını muhtemelen 150 rupiye falan satacaktır size. Çünkü fiyatı 20 rupi falandır. Pazarlıklarla bunu 25 rupiye alabilirsiniz. Yani söyledikleri fiyatı vermemeniz gerekiyor. Ben sevmiyorum gözlük. Don't like it, Gülay. Don't like it. Hadi gidelim. Abilere burada ders veriyorum. Kültür dersi. Dedim ki çocuğa dedim eğer para verirsem 10 rupi var dedi. 10 rupi para değil bak. 10 hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Peki bak bu çocuğa dedim ben para verirsem çocuk benim alışacak. Aynen çalışacak. Öyle. Çalışmayacak. Yani, kaç saat çalışıyorsun abi dedim. 12 saat dedim. Dedim bak sen çalışıyorsun. Sana ufak kendini böyle yapsalar dedim vermem dedim. Aynen öyle. Aynen öyle. Oo öyle bak şeyler de var ha burada. Battaniyeler. Oh çok güzel lan. Çok güzel battaniyeler. Sonu bir yasın geldi. Aynen. Burada aradığınız her şeyi bulabilme ihtimaliniz çok yüksek. Çantasından battaniyesine, şortundan tişörtüne. O önüne bak. Abi bakmıyor sen bak. Hello. Yalnız ürünler de güzel. Yani fiyatlar çok uygun. Mesela oradaki gördüğünüz şortların fiyatları 150 rupi. O da yaklaşık 2 dolar civarı bir para yapıyor. Bu arada şuna da açıklık getireyim arkadaşlar. Ben bazen fiyatları yanlış söylüyor olabilirim. Hani yuvarlak hesap yapıyorum. Bana kızıyorsunuz. Hani onun fiyatı öyle değil şöyle falan filan diye. Ben yuvarlak hesapla söylemeye çalışıyorum. Başka bir niyetim yok. Şuradaki tişörtler falan çok güzelmiş yalnız. Değil mi? Bu kaliteli. Gerçekten çok güzel kaliteli tişörtler. Altındakine bayıldım. Rengi falan çok iyi. Bro is how much? 250 yani 3 dolar. Diğer 300 öyle yok. Ha. Yani 250 3 dolar ne kadar yapar? 75 lira 80 lira para yapar. Türkiye'de 80 liraya mecbur keseceğim. Yok kesmeyeceğim. Koyacağım hatuna baksana. Şimdi şöyle bir şey Sadık'ı biliyorsunuz zaten diğer videolardan da. Böyle kız falan görünce hemen böyle bir sarılıp fotoğraf çekilesi var. Şimdi gene bir kız gördü yolda. Yok, hatuna bak dedi beni çevirmeye çalıştı. Yok, ondan demek isimden dolayı. Güzel kız yani. İlk defa güzel bir Hindistan'da kız gördüm ondan söyledim. Hindistanlılar zaten güzel kızlar. Niye öyle diyorsun onu anlamadım. Ya bizim gezdiğimiz yerlerde güzel kızlar. Abi Varanesi şimdi. Varanesi biraz enteresan bir yer. Tamamen Hinduizmle alakalı. Din ritüelleri vardı. Şimdi Kolkata yarı Bangladeşliydi. Çok denk gelmiyordu ama burası Delhi. Kapitol. Varmış öyle diyor. Öyle diyor. Allah sahibine bağışlasın diyor. Benim başım bağlı diyor ama pek öyle değil yani o işler. Öyle devam edelim. Burayı kesersin dedi. Kesmeyeceğim. Böyle yayınlayacağım arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Hey merhaba. Hindistan'ın sokakları merhaba. Nasılsın? Hindistan'ın sokaklarında bir sonraki videoda yapacağım şey size şimdiden spoiler olarak söylüyorum. Türkçe konuşarak gezeceğim arkadaşlar. Herkese Türkçe konuşacağım. Çünkü zaten onlar da çok fazla İngilizce bilmiyorlar. Ben de çok iyi İngilizceye sahip değilim. Biz bir şekilde anlaşırız. Ne o masaj bro? Ne diyor? Masaj diyor. Senin zaten o bakışlarından ben masaja gelmem ki sen bizi döversin. Merhaba. Yağmur da başladı. 2-3 gündür yağmur yağıyor arkadaşlar buraya. O yüzden biraz problemli. Ama ürünler genel olarak fiyat olarak baktığınızda ucuz. Pahalı ürünler değiller. Otel aman yazıyor ya aman. Aman'ı görünce aklıma şey geliyor. Duman'ın şarkısı var ya aman aman. Bakın mesela şunlara da bakın arkadaşlar. Bunlar kendilerinin el işlemesiyle yapılıyor. Bunu da Nepal'de görmüştüm. Nepal'de bu şekilde
el işlemesiyle bunları yapıyorlardı. Nepal'de denk geldim, yapımına da denk geldim. Videosunu da çektim hatta. Bunların yaptığı iş çok zor ya. Aynen. Büyük emek harcıyorlar. Bir de sattıkları ücret de. Çok düşük. Çok, çok düşük. Sattığı görevi bulmamış ya. Delhi, bu arada Delhi ile alakalı birkaç bilgi de verelim. Delhi'nin anlamı savaşçı kalesiymiş arkadaşlar. Tabii bu isim daha sonrasında metropol falan diye değişmiş ismi. Farklı bir anlama gelmiş. Normalde daha önceki adı savaşçı kalesiymiş. Burası dünyanın en kalabalık ikinci şehri Tokyo'dan sonra. Bilmiyorum tabii bu 2020 sayımlarında 30 milyon civarında bir nüfus söylemişlerdi. Muhtemelen o nüfus şu anda 45 milyonu geçmiştir. Belki Tokyo'dan da fazladır, bilmiyorum. Ama dediğim gibi. May may. Tokyo'yu da geçmiş olma ihtimali var nüfus olarak. 30 milyon 2020'de sayılmış. Muhtemelen şu andaki nüfusu 40 milyonun üzerindedir. Vardır. Ve burada çok da fazla Çinli de var arkadaşlar. Çinli nüfusu da var. Kardeşim ne içiyorsun? O dans ediyor. Bali çekiyorum. Bali çekiyorsun. Güzel bir şey değil o. İçme onu. O güzel bir şey değil o. Ama işte geldi. Şimdi beni takip edecek böyle. Para verene kadar. Bir de Bali var elinde. Bali vallahi çekerek dolanıyor. Şamarlarım valla. Enteresan. İşte buradaki insan popülasyonu çok fazla olduğu için yaptıkları işler, bulaştıkları kötü yollar. Bu arada popülasyon olarak baktığında inanılmaz derecede sigara içme nüfusu var. Belki 1.4 milyonun belki 1 milyarından fazlası içiyor olabilir. İhtimali çok yüksek. Çok içiyorlar şeylerle. Bangladeş'te daha fazla. Ve ekstra şey de kullanıyorlar bu. Hindistanların fanlarıydı, Hindistan sigarasıydı falan filan, onları da içiyorlar. Şeyle çok fazla. Şey maddelerden, o yasak maddeler. Aynen, yasaklı maddelerin zaten inanılmaz içiyorlar. Yani sağ olsun YouTube kuralları, bir tane ölü yakma törenini çektik. Sarı dolar verdi sağ olsun. Onu da anlamadım. Merhaba kardeşim. Önce önden bakıyor kameraya, sonra yanıma gelip arkadan bakıyor. Acaba ne var diye. Öyle güzel. Öyle tişörtler falan. Gerçekten güzel tişörtler var. Onu çok beğendim yani. Şu tişörtler falan çok iyi ya. Böyle Delhi'nin videosu, böyle bir giriş videosu. Böyle bir dolandık, fırlandık. Delhi mi? Dilli. Dilli'ye hoş geldin. Aynen. Ben açıklamasına da baktım bugün. Google'dan arattırdım. Söylemine de baktım. Dilli. Delhi demiyorlar. Delhi'yi açarken ben de mülakaşacağım. Arkadaşlar Dilli'ye hoş geldin. Dilli'den selam ver. çarpmazsa bize dayım. Yakında. Amritsar'a gireceğiz. Burada da var biliyor musun Sikh tapınağı? Var. Var. Hatta Sikh tapınaklarının en güzeli burada. En büyüksü burada o zaman. Aynen. En güzeli burada. Biz oraya gideceğiz ama bilmiyorum ne zaman nasip olur. Budistlerin tapınakları, en ünlü tapınakları burada. Jainizmin en ünlü tapınakları burada. Bir de şu binayı size göstermek istiyorum. Muhtemelen İngilizlerden kalmış olabilir mi? Olabilir. Mimarisi onlar İngiliz. Mimarisi biraz İngiliz'e çok benziyor aynen. Ama çok güzel böyle. Yani şey güzel kanka. Han kapısı falan çok iyi. İşaretler Yahudilerden de kalmış orada. İşareti var. Aa, işaret var orada evet. Soralım mı ya? Ben seviyorum böyle. Belki de İngiliz. Burası. Can I ask you something? This building built. It's really cool. School. Jealous people built. School. Yes, school. Aa, okulmuş arkadaşlar orası. It's England school. English school. English school. Yes. Aa, evet arkadaşlar burası. Şu an çalışmıyor ama bu görmüş olduğunuz bina İngilizlerin okuluymuş. Oo, burada da çok güzel bir bina var. Burası da camiymiş. Şöyle renkli renkli de bir bina var. Otel Hari. Galiba orası Otel Hari. Çok güzel yapmışlar. Okulmuş ya. Şurada da cami var. Abi olsaydı.
Hotel çok güzel, renkleri falan çok hoş. Hotel Harry Piorco. Böyle çok fazla da uzatmak istemiyorum. Giriş videosu böyle olsun. Bir melemen yedik. Biraz alışverişe çıktık. Amasya elması gördük. Aynen, Nepalli adamla denk gelmem inanılmaz enteresan bir olaydı. 5 ay önce Nepal'de, Tamel'de bana ürün satmaya çalışan abi 5 ay sonra bana Hindistan, Delhi şehrinde aynı ürünü tekrar satmak istedi. Bu da enteresandı. Aynen, takip ediyor. Goa'ya gideceğim diyor. Dedim ben de gideceğim Goa'ya. Muhtemelen Goa'da bir daha karşılaşacağız. Goa'da birer çay içersiniz. Aynen, birer çay içip bir ilişkinin durumunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Neyse, umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım başından sonuna kadar izlersiniz. Umarım bir beğeni, bir yorum atarsınız. Umarım bana destek olmak için süper teşekkür ya da katıl aboneliğini kullanırsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.